Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diyorum. Bildiğiniz üzere maalesef pek çok noktada koronavirüsün etkileri ve bunun yanı sıra enerji fiyatları dünyadaki siyasi çekişmeler vesaire derken vatandaşın bütçesi sarsılmaya devam ediyor. Ekonomisi maalesef derin yara almaya devam ediyor. Enerji fiyatlarına bakıyoruz artıyor vatandaşın çarşıda pazarda rutin olarak hayatını sürdürebilmesi için alması gereken gıda ürünlerinin fiyatları almış başını gidiyor. Bunun yanı sıra vatandaş artık maalesef pek çok kirasını dahi ödeyemeyecek noktaya geldi. Zorlanıyor eskisi kadar özellikle de Avrupa'da rahat bir hayatın olduğunu söyleyemeyiz. Maalesef masraflar artıyor, vatandaşın geliri, sosyal yardımları aynı, ama çarşıda pazarda yangın var değerli izleyicilerimiz. Şimdi pek çok ülke sosyal yardımları arttırdığını söylüyor ama vatandaşa yansıması maalesef hiç de öyle değil. Bakın İsviçre'den bir haberimiz var. İsviçre son 30 yılın en çok sosyal yardım ödeneğini yaptı deniyor. Korona pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında İsviçre'de sosyal yardımlar 2019'a göre 20.4 milyar artarak 206 milyar franka ulaştı. 1990 yılından beri ilk kez sosyal yardım ödenekleri arttı. Federal İstatistik Dairesi tarafından yayınlanan küresel sosyal koruma hesaplarının ilk tahminlerine göre, korona nedeniyle 2020 yılında 206 milyar frank sosyal yardım dağıtıldı. Dağıtılan sosyal yardım miktarı 2019 yılına göre 20.4 milyar arttı. Bu nedenle 1990'dan beri ilk kez yüzde %11. 11.1lik artış gerçekleşti. Bu yapılan sosyal yardımların en çoğunun işsizlik ödeneği olarak ayrıldığı ifade ediliyor. İsviçre'de işsizlere 2020 yılında 14.1 milyar frank ödeme yapıldı işsizlik ödemesi. 2020 yılına iki zıt gelişme damgasını vurdu. İsviçre'de bir yandan pandemi bağlamında Birçok alanda getirilen kısıtlamalar nedeniyle kazaların maliyeti düştü. Buna ek olarak birçok cerrahi operasyonun ertelenmesi gerekiyordu. Bu da kamunun hastanelere yaptığı katkıların düşmesine neden oldu. Ayrıca pandemi nedeniyle devamsızlıkların artması ücretli hastalık izni harcamalarını arttırdığı deniliyor. İsviçre'de sosyal yardımlardaki yüzde %11'lik artış son 30 yılın en büyük oranı olsa da aynı durumun çoğu Avrupa <laughs> ülkesinde geçerli olduğu deniliyor. Bakalım. Avusturya yüzde 9.1 arttırdı İtalya yüzde 8.9 Almanya yüzde 5.7 ve Fransa yüzde 4.2 iken İsviçre'den daha az belirgin olsalar bile artış kaydediyor Avrupa'da artış özellikle Malta adasında yüzde 26.7 İrlanda'da yüzde 20 Kıbrıs Rum kesiminde 19.3 olarak arttırıldı ancak pandemi İsveç'te yüzde 1.4 ve Danimarka'da yüzde 2.8 olarak arkadaşlar arttırıldı zarar kaydetti deniyor Evet zarar olarak görüyorlar vatandaşa ödedikleri parayı şimdi bakın değerli izleyicilerimiz tablo şu İsviçre Tamam arttırdığını söylüyor diğer ülkelerde saydım Şimdi Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın en zengin ülkelerine baktığımızda %4-%5 civarında ortalama bu yardımları arttırdığını görüyoruz. Ama markette, çarşıda, pazarda vatandaşın gerçekten cüzdanında yangın var. Fiyatlar uçmuş vaziyette, vatandaş eskisi kadar rahat bir hayat süremiyor. Elektrik fiyatları uçtu, akaryakıt fiyatları uçtu, doğalgaz fiyatları uçtu ama bu ülkeler büyük ülkeler yani Avrupa'nın ekonomik olarak büyük ülkelerine baktığımızda vatandaşa yardım yaparken elleri titriyor. Yani şunu söyledik. Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi. Dedik ki hiç olmazsa koronavirüs döneminde vatandaşa yapmış olduğun çocuk parası yardımını, sosyal yardımları %100 oranında geçici olarak da olsa arttır. Yani vatandaşa sen 165 euro, 200 euro çocuk parası veriyorsan bunu 400 yap. Veremez mi Almanya? Verir. İsviçre veremez mi? Verir. Çünkü bakın arkadaşlar, 100 yılda bir meydana gelen olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. 100 yılda bir. Böylesine sıkıntılı bir dönemde vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Şimdi Almanya'da enteresan bir durum var. Koronavirüs nedeniyle bildiğiniz üzere işletmelere bir önceki yılın cirosunun yetmişi kadar yardımda bulundu Daha millet işini gücünü doğrultmadan bu yardım alanlara mektup gitti. Dediler ki getirin paraları. Yani hani yardım yapıyor da babasının hayrına yapmıyor parayı getireceksin diyor. Ya hibe et kardeşim. Niye hibe etmiyorsun? Yani Almanya'nın vermiş oldukları bu yardımı e, almazsa batacak mı? Ben böyle bakıyorum arkadaşlar. 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgında vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Hollanda'ya bakıyoruz aynı. Fransa'ya bakıyoruz. Fransa zaten acınacak halde. Fransa Macron döneminde özellikle göçmenlere karşı vatandaşlarımıza ve Müslümanlara karşı adeta savaş ilan etmiş halde kafasında ne yaşıyorsa bu Macron. Bunun yanı sıra biliyorsunuz seçim var Fransa'da. Adaylara bakıyoruz. adaylarda göçmen düşmanı oldular. Nasıl yönetecekler? Ne olacak bilmiyorum. Fransa ile ilgili haberleri yakından takip ediyoruz. Baktığımızda her aday göçmen düşmanı ilanı olmuş. Her aday kendisini göçmen düşmanı olarak ilan etti. Niye? Fransa'daki aşırı sağ yükselişte onların oyunu almak için göçmenleri kurban ediyorlar. E bakıyoruz. Yine adaylardan bir tanesi diyor ki 6 aydan fazla eğer işsiz kalırsan ve Avrupa Birliği dışından başka bir ülkeden geldiysen seni ülkene gö geri göndereceğim diyor. Yani 6 ay içerisinde iş buldun buldun. 6 aydan fazla sana sosyal yardım yapmam ve kapının önüne koyarım diyor, gönderirim diyor. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği diyoruz da Avrupa Birliği'nin içerisinde gerçekten kafaları 1920 model, 1960 modelde kalmış tipler var. Bilerek yapıyorlar ama bu adamlar öyle cahil cüveli adamlar değil. Niye? Anketleri yaptırıyorlar, bakıyorlar. Göçmenlere karşı bir düşmanlık durumu söz konusu konuştuklarında prim yapıyorlar. Devam ediyorlar bunları. Anketlerle hareket ediyorlar. E şimdi bakıyoruz Arkadaşlar bu sosyal yardımlar İsviçre İsviçre Fransa'ya Almanya'ya, Hollanda'ya Belçika Avusturya İngiltere yeterli değil ha kötü mü değil ama yeterli değil vatandaşın enflasyonu ile vatandaşın cebindeki parayı eritiyorsun ama verdiğin bu sosyal yardımlara baktığımızda hiçbir şey değil ben böyle görüyorum, böyle anlıyorum. Bilmiyorum bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Değerli izleyicilerimiz siz de görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bana iletebilirsiniz. Ayrıca gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunlarla ilgili kanalımızın Facebook ve Instagram hesabını takip ederek bana ulaştırabilirsiniz, bana yazabilirsiniz. Şimdiden hepinize sağlıklı ve mutlu günler diyorum Görüşmek üzere, hoşçakalın.